Bülent Erandaç, Erdoğan Akar ve Sincara Pençe Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gündeme ilişkin değerlendirmeler yaparken çok önemli yeni stratejik bir hamlenin de işaretini verdi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a yaptığı ziyaret anımsatılarak, Akar ziyaret sonrasında Sincar'daki teröristleri işaret ederek, eğer Irak hükümeti bizden destek isterse desteğe hazırız demişti. Bunu Sincara yönelik ortak operasyon sinyali olarak yorumlayabilir miyiz şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz, olay budur ifadelerini kullandı. Tarihlere göz gezdirirsek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın her bir gece ansızın gelebiliriz sözlerinden sonra Türk ordusu Türkiye'nin stratejik derinliğinde müthiş harekatlar yapmıştır. Nitekim Başkan Erdoğan ve Türk Devlet Hakları'nın son derece başarıyla sürdürdüğü pençe ve kalkan harekatlarıyla Kuzey Irak, Kuzey Suriye, Akdeniz'e kadar uzanan Türkiye'nin beka hattındaki tuzaklar, tezgahlar, derin planlar havaya uçurulmuştur. Yakın tarihlere göz atarsak Türkiye'ye yan bakan gözleri karartmış, uzanan elleri kırmıştır. Onun için Başkan Erdoğan'ın Irak bağlamında bir gecansızın sözleri önemli işarettir. Türk pençesi derin ABD'nin aparatları üzerine. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yanında Türk Genel Kurmay Başkanı, önceki günlerde son ayların en önemli ziyaretini Irak'a yaptı. Merkezi Irak yönetimi ve Kuzey Irak bölgesel yönetimi ile derinlikli görüşmeler yaptı. Döndükten sonra Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a bir briefing verdi. Başkan Erdoğan da Cuma namazı çıkışı Türk devletinin beka hattı takimatında son derece önemli bir harekatın işaretini verdi. Sırayla gidelim. 1. Başkan Erdoğan ve Türk devlet haklı Türkiye içinde bölücü terör örgütü PKK'yı çökertti. Yani derin ABD Avrupa'nın yıllardır kullandığı PKK aparatlarını parçaladı. 2. Kalkan harekatlarıyla Kuzey Suriye'de PKK uydu kantoncukları ve terör koridorunu parçaladı. 3. Kuzey Irak'ta pençe harekatlarıyla Kandil'e giden yolları kapattı. 4. Şimdi sıra 2. Kandil Sincar'a geldi. Sincar terör örgütü PKK'nın militanları için bir yaşam alanına dönüştürülmekte ve 2. Kandil olarak geliştirilmekte. Sincar ayrıca Irak-Suriye geçişine imkan veren hayati yol kavşağında bulunuyor. Derin ABD Avrupa'nın Irak'la Suriye hattını birleştirerek kurguladıkları uydu PKK bölgesi yanı 2. İsrail projesi için önemli bir derin plandı. Sincar Türkiye PKK'nın hendek operasyonları ile oyalanırken PKK'ya ikinci adres olmuştu. Bilindiği gibi PKK Suriye'de ABD ile işbirliği içinde. Derin ABD Sincar üzerinden Irak'tan Suriye'ye sevkiyat yapıyor. Türkiye, Irak Merkezi Yönetim ve Erbil Kürt Yönetimi ile her görüşmenin ilk ana gündem maddesi Sincar oldu. Türkiye rahatsızlığını her seferinde dile getirdi ancak Irak'tan beklenenler gelişmedi. Başkan Erdoğan ve Türk ordusu buradaki cerahati temizleyecek harekatlar dizisini başlattı. Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'nın Sincar'dan sorumlu iki önemli ismini SİHA operasyonları aracılığıyla öldürdü. TSK 7 ayrı zaman diliminde PKK'nın Sincan ve Mahmur bölgesindeki kamplarına yönelik havadan operasyonlar gerçekleştirdi. Ancak PKK bitmedi. Zira PKK'nın Sincar'daki faaliyetlerine derin ABD eş zamanlı destek veriyor. Erdoğan son noktayı koydu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı Irak'a gönderdi. Ankara'nın ana gündeminin Kandil'de olduğu gibi Sincar'ı dağıtarak PKK'yı Suriye'deki sosyolojiden uzaklaştırmakta kararlı olduğu net biçimde gösterildi. Sincar ve Kandil PKK'ya mezar olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk taklı muhakkak ama muhakkak Sincar ve Kandil'i dağıtacak. Türkiye'ye karşı kullanılan derin ABD Avrupa Aparatı PKK kafasını kaldıramaz hale getirilecek. Çünkü bunu yapmazsak Irak ve Suriye'de derin ABD'nin kullandığı, yeni Biden yönetiminin de göreve getirdiği PKK dostu isimlere bakarsak, yeni kurgulamalar yapma imkanları bulamaması için PKK'nın muhakkak dağıtılması gerekiyor. Sonuç: Ankara'nın artık sabrı tükendi. Başkan Erdoğan kararlı. Hem masada hem sahada varız olmaya devam edeceğiz. Başkan Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sincar'a kalkan takmaya az kaldı. Pençelerle ve kalkanlarla Türkiye'nin beka hattı tahkim ediliyor. Türkiye'nin gelecek kuşakları huzur ve güven içinde yaşasın diye. Ankara'da kapalı kapılar ardında yeni ABD yönetimi Biden'dan gelecek sufleleri bekleyen CHP Kemal Kılıçdaroğlu anlaşıldı mı? Bülent Erandaç Ekrem Kızıltaş Blinken'ın yerli versiyonları Uluslararası ilişkilerde eskiden hakim olan diplomatik kıvraklığın artık kalmadığı ve bunun yerine güce dayalı kaba bir şeffaflığın aldığını söyleyenler galiba haklı. Bunun iyi mi kötü mü olduğu ayrı ve uzun bir bahis. ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken daha adayken Türkiye'den sözde stratejik müttefik olarak bahsetmiş tecrübesiz birisi olsa patavatsızlık etti diyeceğiz ama adam Obama döneminde Dışişleri Bakan Yardımcılığı yapmış. Blinken'ın sözde kavramını Kemal Kılıçdaroğlu'dan mı öğrendiğini yoksa Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD için ve haklı olarak kullanmasından mı hatırladığını bilmiyoruz. Her ne şekilde söylemiş olursa olsun aslında şecaat arz ederken sirkatini söyledi Blinken. Rusya'dan S400'leri satın aldı diye Türkiye'yi sözde müttefik ilan etmeden evvel Türkiye'ye Patriot satmadıklarını hatırlamalıydı. Bu durumda Blinken ya da ABD'den herhangi bir yetkilinin değil, Türkiye'ye yetkililerinin ABD'yi kastederek sözde ile başlayan cümleler kullanmaları yerinde olur. Müttefik ya da stratejik ortak kavramlarıyla beraber kullandığı sözde kelimesiyle ülkemize ve ABD ile aramızdaki ilişkilere bakışın ne kadar çarpık olduğunu da göstermiş oldu Blinken. Konu Türkiye ile sınırlı da değil tabi. Yeni bakanın ABD'nin çıkarlarını eksene alan sözleri ülkesinin ilişkide olduğu diğer ülkeler açısından da bilgilendirici. Müttefikliğin karşılıklı dengeye dayandığı ve bu tür bir ilişkiden bahsediliyorsa, kazan kazan mantığının işemesi gerektiği uluslararası ilişkilerin ilk kurallarından. ABD petçüt satmamış olabilir ama Türkiye ihtiyacı olsa dahi Rusya'dan S-400 almamalıydı şeklindeki sözleriyle müttefikliğe değil bir tür astüst ilişkisine işaret eden Blinken, Trump dönemini uykuyla geçirmiş olmalı. Sözde müttefik kim? Türkiye'nin karşılıklı ilişkilerde bir tarafın vesayetini değil kazan kazan prensiplerini esas aldığını gösteren birçok gelişmenin yaşandığı Trump dönemini iyi takip etmiş olsaydı bu hataya düşmezdi belki. Bizdeki geç olsun güç olmasın sözünün ABD'de de benzeri vardır herhalde. Çiçeği burnuna bakan Blinken Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını zamanla öğrenecektir. Bu arada ABD'nin artık eski ABD olmadığının da farkındadır inşallah. Adam çıkıp füze savunma sistemi satmadıkları Türkiye'nin başka yerden teminiyle ilgili kendilerini değil bizi suçlamaya kalkışıyor. Bunu yaparken güçlü ve istediğini yapabilecek kudreti olduğunu zannetmenin verdiği bir pervasızlıkla gerçekleri tercih etmekten kaçınmıyor yeni ABD Dışişleri Bakanı. İttifak ya da stratejik ortaklıktan bahsedilecekse eğer, Türkiye-ABD ilişkilerine yüzeysel bir bakışla bile sözde müttefik denilmesi gerekenin kim olduğunu anlamak çok kolay. Sadece ülkemizin varlığı ve bekası açısından büyük tehdit arz eden PKK terör örgütü ve türevlerine verdiği destek, ABD'ye sözde müttefik denilmesi için yeterli. ABD Dışişleri Bakanlığı sözlerinin bizi asıl ilgilendiren yönü, içimizden birilerinin ısrarlı bir şekilde uluslararası ilişkiler üzerine çizdikleri pembe tabloların gerçekleri yansıtmadığını açıkça göstermesi. Çürümüşlüğü iyi bildikleri halde evrensel bir takım değerleri dillerine dolayıp Türkiye'nin uluslararası sisteme teslim olması için bin dereden su getiren içimizdekilere dikkat etmek ve bu amaca hizmet etmek için oluşturdukları algılara prim vermemek çok önemli. Blinken problem değil ama Türkiye'ye Blinken gibi bakan içimizdekiler büyük tehlike. Ekrem Kızıltaş